Sultanım. Ali Bey. Allah bağışlasın sultanım. Çok güzel bir bebek. Paşam. Ali Bey. Hayrola, nereden geliyorsunuz bu vakitte? İşlerim vardı paşam. Biliyorum işlerinizi. Meyhanelerin mesken tutmuşsun yine. İyi geceler sultanım. Hünkârımız Bali Bey lüzumundan fazla kıymet veriyor. Adamın aklı fikri hatunlarda. Paşam geç oldu artık. Biz gidelim. Hem aşağının uykusu geldi. Sultanım. İyi misiniz? Bali Bey, bir şey mi oldu? Saraydan bir haber mi getirdiniz? Telaş etmeyin sultanım. Mühim bir şey yok. Ben yokken gözünü kulağını dört aç hatun. Mihrimah Sultanımızı zinhar yalnız bırakma. Yaptığı her şeyi gün mü gün mü yaz. Selim ve Beyazıt mütemadiyen kavga ediyorlardı. Lakin artık birbirlerini özleyecekler. Haklısınız. Bazen uzaklaşmak, ayrı düşmek iyi gelir. İnsan sevdiğinin kıymetini anlar. Paşam. Hayrola Bahir Bey? Senin ne işin var burada? Hünkârımız bizden evvel yola çıkıp Sofya menzilinde olmanızı istediler. Anadolu Beylerbeyi de orada olacak. Birlikte önden gideceksiniz. Niş civarında hünkârımızı bekleyeceksiniz. Şehzadelerimiz yola revan olmadan ben de göreyim onları. Emine, sen Ayşe yatağına yatır, başından da ayrılma. Emredersiniz sultanım. Rüstem Paşa. Sultanım. Sultanım, hemen geliyorum. Sarayımın etrafında seni fazlaca görmeye başladım Bali Bey. Buna bir son versen iyi edersin. Bu ne demek paşam? Siz beni neyle itham ediyorsunuz? Ben söyleyeceğimi söyledim Bali Bey. Sarayımdan uzak durun. Sana benziyor Mihrimah. İnşallah senin kadar güzel olur. Güzellik ne ki? Baht iyi olsun. Amin. En son düğününe gelmiştim. Hayatımda gördüğüm en güzel gelindi. Ve en mutsuzum. O günler geride kaldı abi. Düğünde gördüğün Mihrimah yok artık. Bir daha hiç görmeyeceksin onu. Bu hisseyi biliyorum kardeşim. İnan bana, iyi biliyorum. Sen hayatını değiştiremezsin, hayat seni değiştirir. Bağışlayın şehzadem, geldiğinizden haberim olmadı. Kardeşimi ve yeğenimi ziyaret etmek istedim. Bir sakıncası mı var? Haşa. Teşrifinize şeref verdiniz. Sefer boyunca payitahtta kalacak olman beni çok memnun etti şehzadem. Kendimi daha güvende hissedeceğim.
Son hadiselerden sonra seferde olmaktansa İstanbul'da kalmayı yeğlerim. Ben de giderken içim rahat gideceğim şehzadem. Gözüm arkada kalmayacak. Allah hünkârımızın yolunu açık. Kılıcını keskin etsin. Cihangir, sen validemin yanına git. Ben de birazdan geliyorum. Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. Evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrime? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden koruyorsun? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu odadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsün. Sultanım. Sultanım. Sessiz ol. Sultanım, bağışlayın böyle destursuz geldim ama mesele mühim olmazsa. Hayırdır inşallah, ne oldu gene? Konya'dan bir haber geldi. Şehzade Selim hakkında malumat göndermişler. Ne olmuş ki? Söylediklerine göre şehzademiz Selim hastalanmış, vaziyet iyi değilmiş. Ciddi bir şey mi sultanım? Bilmiyorum. Derhal validemin gelmesini istemiş. Sultanım. Sümbüla. Sultanım, Hürrem sultanımızla konuştunuz mu? Hazırlığını yap. Validem yarın sabah erkenden Konya'ya kardeşimin yanına gitmek istiyor. Nasıl olur sultanım? Hem Şehzade Mustafa Hazretleri ne derler? Katiyen müsaade etmezler. Ben abimle konuşurum. Sen dediğimi yap. Yarın sabah erkenden gidecekler. Allah'ım sen şehzademizi bize bağışla. Hak Muhammed hakkı için. Fahriye sen neden gitmedin validemle? Sizin yanınızda kalmamı emrettiler sultanım. Sümbüla. Sultanım, merak buyurmayınız. Emniyet içinde gidip gelebilmeleri için her türlü tedbir alındı. Yüce Rabbim kazadan, beladan sakınsın. Amin. Hürrem Sultan'ı al ve saraya getir. Emredersiniz. Lakin gelmek istemeyeceklerdir. İcap ederse zorla getireceksin. Yolda başlarına bir hal gelse hünkârımıza nasıl izah ederim? Gel. Şehzadem, böyle girdiğim için bağışlayın. Mirma, şimdi aldım haberi. Selim hastaymış. Kardeşim günlerdir hasta yatıyormuş. Hekimler ne olduğunu bilmiyor. Validem hekim başını alıp yola çıktı. Böyle olmaz Mirma. İcap eden neyse ben yaparım kardeşim için. Taşçılı Hürrem Sultan'ı geri getirecek. Hayır Şehzadem, bunu yapmayın.
Validem onu görmeden duramaz. Selim de onu çağırmış, o da görmek istiyor. Ne kadar düşkün olduğunu bilirsiniz. Hem validemden başka kimseye itimadım yok. O yanında olursa iyileşir. Tamam, endişelenme. Selim iyi olacak. İnşallah yakında hayırlı haberlerini alacağız. Gel. Şehzadem. Nihriman. Bu mektup az evvel Konya'dan geldi. Selim'in sancağından. Yoksa Selim? Selim gayet iyi. Hatta o kadar iyi ki hiç hasta bile olmamış. Ne demek bu? Validem Konya'ya gitmemiş abi. Selim'in olan bitenden haberi bile yok. Sen neler söylüyorsun Mihrimah? Nasıl olur bu? Ben de bunu sual etmeye geldim. Validem nerede şehzadem? Validem nerede? Her bir meseleyi tetkik edeceğim Mihrimah. Belki de bu mektup sahtedir. Kim niye böyle bir şey yapsın ki? Belli ki valideme tuzak kurulmuş. Ya tamam mutlaka. Kimin haddine düşmüş şehzade anasına tuzak kurmak? Eğer doğruysa validem günlerdir kayıp. Nerede, başına ne iş geldi bilmiyoruz. Yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz. Allah'ım sen koru. Sen dairene dönemem. Hünkârımız dönmek üzere. Eğer validem sağ salim bulunmazsa... ...gazabından hiç kimse kurtulamaz. Hiç kimse. Gel. Mustafa. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Hürrem Sultan kayıp validem. Selim Konya'ya hiç gelmediğini söylemiş. Nasıl olur? Neredeymiş peki? Biz de bunu merak ediyoruz sultanım. Valideme bunu kim yaptıysa mutlaka hesabını verecek. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Onca vakit nerede? Nerede kalır sultanımız? Dilim varmıyor lakin. Hayır. Bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyaç var. Onu bulmalıyız. Sümbül Ağa, güvendiğin bütün adamları hazırla. Biz de arayacağız. Aramakla olmaz bu iş sultanım. Günler geçti üstünden. Burada böyle eli kolu bağlı oturacak değilim. Sultanımızın kimlerle husumet içinde olduğu malum. Biz sual dahi edemeyiz. Lakin siz konuşursanız belki bir şey olur. Sümbül Ağa. Hiç öyle bakma Afife Hatun'um. Sultanımız kaç defa ölümden döndü. Ne malum onların yapmadığı. Öyle bile olsa... Hünkârımız bugün yarın gelecek. Kendileri icap edeni yaparlar. Sümbül Ağa, nasıl böyle bir tuzağa düşersin? Bilhassa etrafımız düşmanlarla çevriliyken. Sultanım, her türlü tedbiri almıştık. Vallahi nasıl oldu ben de anlamadım. Abla, ne oldu yoksa kötü bir haber mi geldi? Yok bir şey Cihangir. Herkes iyi. O halde neden bu kadar üzgünsün? Merima. Hadiseyi duydum. İnan bana çok üzüldüm. İnşallah... Üzüldünüz demek. Lakin nedense ben üzüldüğünüze hiç inanamıyorum. Ne demek şimdi bu? Validemle aranızdaki düşmanlık herkesin malumu. Sonra Hatice Sultan, Mahidevran Sultan. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip ona tuzak kurdunuz öyle değil mi? Laflarına dikkat et Merima. Karşında kimin olduğunu unutma. Asıl siz karşınızda kimin olduğunu unutmayın. Ben Sultan Süleyman'ın kızıyım. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne dediğinin farkında mısın? Beni neyle itham ediyorsun? Yalan mı? Valideme düşman değil misiniz? Senelerdir ondan kurtulmak için elinizden geleni yapmadınız mı? Bilhassa Hatice Sultan. Defalarca onu öldürmeye çalıştı. Şimdi karşıma geçip
Hiçbir şeyden haberiniz yokmuş gibi davranmayın. Mihrimah! Ben de sizden bahsediyordum. Şah Sultanımız susuyor. Belki siz daha cesur olursunuz. Validem nerede? Ona ne yaptınız? Sen ne cüretle beni sorgu sual ediyorsun? Sana hesap verecek değilim Mihrimah. Derhal sarayına dön. Ben ne vakit gitmek istersem o vakit giderim. Bana kimse emir veremez. Validemin kılına dahi zarar gelirse sizden bilirim. Yemin ederim bu sarayı başınıza yıkarım. Bu kadarı kâfi Mihrimah. Daha fazla konuşma. Belli ki asabın bozulmuş. Sonradan pişman olacağın laflar söyleme. Sultanım, asıl siz pişman olacaksınız. Hünkârımız dönmek üzere. 5 evladının anasına reva görülen bu hakareti affetmeyecek. İnşallah validem de dönecek. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Afife Hatun, Cihangir'i dairesine götürün. Siz de çıkın. Mustafa'nın söylediğine göre Hürrem günlerdir kayıp ve hiç kimse nerede olduğunu bilmiyor, öyle mi? Hünkârım, bu elim hadise hepimizi çok üzdü. Aramalar devam ediyor. Bulacaklar inşallah onu. Hepimizi üzdüğü doğru değil hünkârım. Bazıları sevindi. Zira valideme haince tuzak kurdular. Ve emin olun ki onu bu hakareti reva görenler şu an aramızda. Bildiğin ne varsa anlat Mihrimah. Kim ne yaptıysa söyle. Yokluğunuzu fırsat bilip oyun ettiler hünkârım. Selim'in ağzından bir mektup yazmışlar. Validem okuyunca hemen yola koyuldu. Şehzadem durdurmak istedi hünkârım. Lakin Mihrimah Sultan araya girip mani olmuş. Evet doğru. Nereden bilebilirdim ki hainlerin pusu kuracağını? Devam et. 2-3 hafta sonra Selim'den bir mektup daha geldi. Zira ben merak edip haber yollamıştım. O da cevap yazmış. Selim hiç hasta olmamış. Validem de gitmemiş yanına. Kim Mihrimah? Kim yaptı bunu? Valideme düşmanlık edenler bellidir. Sultanlarımız. Bu çok ağır bir itham verime. İnşallah ispat edecek delilim vardır. Mazide olanlar ortada sultanım. Delile ne lüzum var? Mihrimah dışarı çık. Sen de Mehmet. Tal
Vallahi tek bildiğim bu paşam. Seni defalarca ikaz ettim. Teyit etmediğin haberlere itibar etme dedim. Sultanımız fırsat vermediler ki ertesi sabah hemen çıktılar yola. Sultanım. Olanları duydun değil mi Rüstem? Validem neler yaptıklarını duydun. Üzülmeyin. Sultanımızı bulacağız inşallah. Bunca vakit bulunamadığına göre başka ne olabilir Malkoçoğlu? Belli ki validemin canına kıydılar. Hayır, bu mümkün değil. Validem yaşıyor. Sadece bize ihtiyacı var. Onu bulmalıyız. Öyle değil mi? Merak buyurmayın sultanım. Hakikat her neyse ortaya çıkacaktır. Dua edelim de Rabbimiz sultanımızı evlatlarına bağışlasın. Amin. Vali Bey'im, Rüstem Paşa'm, hünkârımız sizleri bekliyorlar. Şehzadem. Eğer valideme bir şey olduysa bunun vebali senin boynunadır. Sen ne diyorsun Mehmet? Bu hadisenin benimle ne alakası var? Manisa'dan gönderildin. Sen de herkes gibi validemi suçladın. Onu yaptırdığını söyledin. Sonra ne hikmetse validem aniden kayboluyor. Bu ne cüret? Benimle nasıl böyle konuşursun? Şehzadem yapmayın. Yazıklar olsun. Kendi kardeşimden bu lafları da mı duyacaktım? Mehmet. Aslanım. Acını, üzüntünü anlıyorum. Lakin hislerinin seni zehirlemesine müsaade etme. Mustafa senin abi. Seni kardeşlerini üzecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. İşittiğime göre validemi aramayı artık bırakmışsın, öyle mi? Elimizden geleni yapıyoruz sultanım. Yapsaydın validem burada olurdu. Hepinize yazıklar olsun. Unuttunuz, vazgeçtiniz. Kimsenin vazgeçtiği yok sultanım. Casuslar dört bir yanda cirit atıyorlar. Hürrem Sultan adının geçtiği her yerden malumatlar geliyor. Geliyor da ne oluyor? Netice aynı. Ne validem bulundu, ne de ona bunu yapan zalimler. Belki farkında değilsin Mihrimah. Ama vaziyet kötü. Hünkârımızın hali ortada. Derin bir buhran içerisinde. Devlet işlerinden elini eteğini iyice çekti. Her şeyi Adım Süleyman Paşa ile Hüsrev Paşa yapıyor. Kapıdan Paşa da yanlarında. Beni mahsus uzak tutuyorlar. Şehzade Mustafa desen, Amasya'da ne yaptığı belli değil. Uzun lafın kısası, gidişat pek hayırlı değil sultan. Ne demek bu? Hürrem Sultan'la beraber bütün gücümüzü kaybettik demek. Hünkârımızın hali malum. Asker konuşuyor. Dedikodu aldı yürüdü. Bunu bir zafiyet olarak görüyorlar. Derhal bir şey yapmazsak hünkârımızı tahttan indirip Şehzade Mustafa'yı tahta çıkarırlar. Hayır. Mustafa abimin aklın ucundan bile geçmez. İnan bana. Bunu aklına sokacak insanlar var çevresinde. Hünkârımızın yanında olma Hırma. Sarayda kal. Bir şekilde kendine gelmişsin sağla. Aksi halde neticeleri vahim olabilir. Gel.
Hünkârım, Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkâr. Mihrimah'ım, benim Ayşe'm. Hünkârım, bana bir emriniz yoksa... Çekilebilirsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Afiyetlisinizdir inşallah. Sen evladınla meşgul ol Mihrimah. Zinhar beni düşünüp üzmeyesin kendini. Siz mesut değilken benim yüzüm güler mi hiç? Aklım hep burada. Üstamla da konuştum. Müsaade ederseniz ben bir müddet burada sizinle kalmak istiyorum. Şu dünyada karşısında aciz kaldığım iki can var. Birini kaybettim. Diğeri burada benimle. Allah'a şükürler olsun.